Aradan onca vakit geçti şehzadem. Bir şekilde hünkârımızın gönlünü almanız icap eder. Kalbi kırılan benim var. Sen bir adım at. Eminim hünkârımız gereğini yapacaktır. Şehzadem haklı. Hem bu meseleyi uzatmanın size hiçbir faydası yok. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Matrakçı, nicedir görmedim seni. Afiyettesindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Malumunuz seferlerinizi menzil menzil anlattığım Süleymanname üzerinde çalışıyorum. İlk nüshası bitmek üzere. Âlâ. Münasip bir vakitte getir, okumak isterim. Şeref duyarım hünkârım. Ben de kıymetli fikirlerinizi almak için getirmek istiyordum zaten. Cuma selamlığına sen de gel, yanımızda ol. Bayezid, ne vakit döneceksin sancağına? Müsaade ederseniz bir müddet daha buradayım. Lakin münasip değilse... Münasip elbet. Sebebini merak ettim. Zira seni sarayda tutmak pek mümkün değildir. Kaldım zira... Cihangir'e sözüm var. Birlikte yapmamız icap eden işler var. Görüyorum sizi. Birlikte hayli vakit geçiriyorsunuz. Cihangir'imin yüzü gülüyor sen burada olunca. Bizim de öyle. Gel. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Cuma selamlığında toplanan arzu halleri okuyorum. Ahali ekseriyetle senden bahsediyor. Hakkında onlarca şikayet var. Şikayet mi? Bilhassa esnaf şikayetçi senden. Aldığın sert tedbirler bir yana, bazı parası bol tüccarları kolladığını söylüyorlar. Rüşvet, iltimas. Nizamı sağlamak için bazı sert tedbirler aldığım doğrudur hünkârım. Lakin bunlar halkın sağlığını tehdit eden, usulsüz, eksik mal satan hilekarlara karşı. Ebu Suud Efendi de her daim yanımdaydı. Bu tüccar mevzu nedir? Alenen iftira hünkârım. Ben kimseye iltimas geçmem.
Hele ki rüşvet, zinhar almam. Herkesi memnun etmek güç. Şikayetler olacaktır evet. Lakin bu kadarı fazla. Bu sözlerin söylenmesine dahi tahammülüm yoktur bilesin. Siz merak buyurmayın hünkârım. Şikayetleri bizzat dinleyeceğim. Varsa bilinmeden yapılan bir hata derhal telafi ederim. Doğrusu da bu zaten. Çekilebilirsin. Hünkârım, Şehzade Beyazıt Hazretleri teşrif ettiler. Al içeri. Hünkârım. Beyazıt, aslanım hoş geldin. Size veda etmeye geldim. Zira sancağa dönme vaktim geldi. Bir müddet daha kalmak istediğini söylemiştin. Lala Mustafa haber yollamış. Bizzat alakadar olmam icap eden hususlar var. O yüzden. Madem öyle git. Bir şehzadenin olması gereken yer sancağıdır elbet. Eğer bir kusurum olduysa beni bağışlayın. Bayezid'im, aklını kurcalayan bazı sualler olduğu malumum. Onlara cevap olur mu bilemiyorum, lakin söyleyeceklerime kulak ver. Manisa kararımı alırken bir kere daha gördüm ki hepinizin gönlümdeki yeri ayrı. Lakin sevgim aynı ve eşittir. Bir baba olarak beni seviyorsunuz. Lakin bir hükümdar olarak bana hiç itimadınız yok. Söylediğiniz bu mu hünkârım? Doğru anlamış mıyım? Ben bu kararı evlatlarımla aram bozulsun diye vermedim. Aksine bozulmasın diye verdim. Doğrusu bu. Tabii anlamak istersen. Mesele sadece bu karar olsa keşke. Bir şehzade neler düşünür, neler hisseder iyi bilirim. Zira bir vakitler ben de şehzadeydim. Lakin sen Bayezid, sen bir hükümdar neler hisseder anlayabilir misin? Bu gidişle asla anlayamayacağım. Bayezid saraydan ayrılmış. Senin malumatın yok muydu? Vardı elbette. Ben ikinizi merak ettim. Yani ne konuştunuz? Gel. Hünkârım, Nasuh Efendi geldiler. Mesele mühimmiş. Alın içeri. Hünkârım, sultanım. Hayrola Nasuh Efendi, nedir bu kadar mühim olan? Yeniçeri ocağı karışmış hünkârım. Rüstem Paşa ile Ali Ağa arasında tatsız bir münakaşa yaşanmış zira. Öyle ki kılıçlar çekilmiş. Bunlar kendilerini Cenk sahrasında mı zanneder? Nerededir Rüstem Paşa? Az evvel divanı topladılar hünkârım. Arzu ederseniz kendilerini... Hiç kimse bu yüce devletin veziri azamına böyle davranamaz. O yüzden kendisini azledeceğim. Ben acele etmeyin derim paşam. Hünkârımızla da konuşmanızda fayda var. Zira sultanın izni olmadan hiç kimse Yeniçeri ağasını azledemez. Eminim ki hünkârımız da benim gibi düşünecektir. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Rüstem Paşa, duyduklarım doğru mu? Yeniçeri Ocağı'nda kılıçlar çekilmiş. Ben de bu mevzuyla alakalı size malumat vermek üzere yanınıza gelecektim hünkârım. Mesele nedir? Ali Ağa, haddini aşan bir üslupla şahsıma ve makamıma hakarete varan bazı laflar ettiler hünkârım. Ben kendisini defalarca ikaz ettim. Lakin beni ölümle tehdit edince kendimi savunmaya mecbur kaldım hünkârım. Azil kararını yazıp huzurunuza çıkacaktım. Ali Ağa nerededir? Dışarıda bekliyor hünkârım. Al dışarı.
Alia, Rüstem Paşa kendisini ölümle tehdit ettiğini söyler. Doğru mu bu? Sümme haşa hünkârım. Ne haddime Paşa Hazretlerini tehdit etmek? Durup dururken çekilmedi ya bu kılıçlar. Paşa Hazretlerini adet olduğu üzere ziyafete çağırdım hünkârım. Bu vesileyle de kendilerine ocağın sıkıntılarından bahsettim. Sonra yemekler geldi. Paşamız bugüne kadar görülmedik bir şekilde önlerine konan yemeği bir başkasına tattırdılar. Sanki zehir koymuşuz gibi. Kendilerine bu davranışın Yeniçeri Ocağı'nda hoş karşılanmayacağını söyleyince de hadise büyüdü. Adamları bize kılıç çektiler. Lakin sultanın vekili olmaları dolayısıyla tek bir Yeniçeri dahi karşılık vermedi. Hadise bundan ibarettir hünkârım. Doğru mu bu zehir meselesi? Bu hususi bir şey değil hünkârım. Ben gittiğim her yerde dikkat ediyorum buna. Sen çekilebilirsin. Kapılan Paşa. Bu hadiseyle alakalı detaylı bir takrir istiyorum. Kararımı ondan sonra vereceğim. Emri ferman yüce padişahım. Hakkındaki onca şikayete rağmen bir de gitmiş Yeniçeri Ocağı'nda askere kılıç çekmiş. Sizin vekili mutlu hakkınız böyle bir şey yaptıysa mutlaka haklı sebepleri olmalı. Meseleyi tetkik ettiriyorum Hürrem. Haklı haksız ortaya çıkar. En doğrusunu sen bilirsin elbet. Lakin Rüstem gibi başarılı ve sadık devlet adamları öyle kolay yetişmiyor. Hay Allah. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Ne vakittir yalnız kalamadık. Eğer arzu edersen birlikte Edirne'ye gidelim. Pek güzel olur. Hem orman havası sana da iyi gelir. Ne arıyorsun sen burada hatun? Hünkârımızı görmem lazım. Deli misin, divane misin? Hünkârımız Hürrem Sultanımızla birlikte. Hem öyle istediğin gibi buraya gelemezsin. Haddini bil. Lokman ağa, hatunu duydun. Hünkârımıza haber verin. Emredersiniz sultanım. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum, bağışlayın. Lakin Fatma Sultanımız geldiler. Gelsin. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın hünkârım. Cariyeniz tecrübesiz. Kaidelerin farkında değil. Heyecandan soluğu sizin kapınızda almış. Hünkârım, cariyeniz gebe. Bir evladınız olacak. İnşallah bir şehzademiz olur.
Seneler sonra bir evlat sahibi olma sevinci sizi bir hayli mesut etmiş olmalı hünkârım. Yüce Rabbimin bir hediyesi bu bana. İnşallah saat içerisinde doğar. İçimdeki ses bir şehzadeniz daha olacak diyor. Arzu ettiğiniz üzere tahkikat yapıldı. Nişancı Celalzade Efendi ile birlikte sorgu sual ettik herkese. Her biri istisnasız aynı şeyi anlattı. Şahsi fikrin nedir? Rüstem Paşa'nın bu hadisede haksız olduğu aşikar. Lakin art niyetli olduklarını zannetmem. Malumunuz kendileri vezir-i azamlık makamında yeni. Tecrübesiz. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, ahali ve Yeniçeri arasında büyük bir huzursuzluk mevcut. Rüstem Paşa'ya karşı olan tepkiler arttı. Bir şekilde sükunetin sağlanması lazım. Maazallah, hadiseler büyüdükçe önünü almak da güçleşir. Benim ayım, güneşim gelmiş. Aslında Rüstem Paşa da gelecekti. Fakat gecenin bir vaktinde hala devlet işleriyle meşgul. Baba. Yeniçeri hadisesiyle alakalı bir karar verdiniz mi? Rüstem size sadık bir kuldur. Ben kendisine kefilim. Hakkında söylenen yalanlara, iftiralara itibar etmeyin. Hayli solgun gördüm seni. Böyle lüzumsuz şeyler düşünüp üzüyorsun kendini. Bağışlayın beni. Manasız yere canını sıktım. Seninle bir alakası yok. Senin varlığın ancak mutluluk verir bana. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım, müsaadenizle Hümaşa beni bekler. Müsaade senin kızım. Gel otur. Hürrem'im, nasılsın? İyi diyelim Süleyman. Yani çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira seni başka bir kadınla, hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Hürrem'im. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi? Çak çak olsun görem, çako giribanım gibi. Ey mihri talat, eğer yaşlar döküp ah eylesem, evler yaş dökmeye bu çeşme giryanım gibi. Ey muhibbi,
Hicre muhtaç eylemez aşıklar. Avudup feryada salmaz. Var mı cananım ki? Yeniçeri Ocağı'nda cereyan eden hadiseyle alakalı bilmem lüzum gelen her şey malumum oldu Rüstem Paşa. Görünen o ki kabahatin büyüğü senin. Hünkârım. Sen benim vekili mutlakımsın. Gittiğin her yerde beni temsil ediyorsun. Bilhassa askerin ve ahalinin önünde. Benim sana bahşettiğim makamın gücü ve ağırlığı sana yetmiyor mu ki sen kılıcına davranıyorsun? Haşa hünkârım. Ben aksine o yüce makama bir halel gelmesin istedim. Asıl halel gurur ve kibirden gelir Rüstem Paşa. Unutma. Allah mağrur olanı sevmez. Ahali de öyle. Hazreti Ali Efendimiz, insanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde ağlasınlar sizin için. Sağlığınızda da sevgiyle çağrışsınlar diye buyurmuştur. Bağışlayın hünkârım. Rüstem kulunuz bundan böyle bu nasihatleri zinhar aklından çıkarmayacak. Herkes için hayırlısı bu. Bilhassa senin için, Rüstem Paşa. Gelelim bu mevzuyla alakalı kararıma. Vaziyet nedir Rüstem Paşa? Hünkârımız ne karar verdi? Sürgün edildim sultanım. Hünkârımız bir hafta içinde Ersek vilayetine gitmemi emrettiler. Serhat boylarında ziyaretlerim olacak. Anlaşılan o ki bir müddet uzaklaşmamda fayda gördüler. Validen bu nasıl olur? Hünkârımız nasıl böyle bir karar verir? Şükretmeliyiz. Daha kötüsü de olabilirdi. Fenerizade ile aranız nasıl Hoca Çelebi? Buzlar erimiştir inşallah. Para vakıfları yüzünden bana bir hayli kızgınlar hünkârım. Zannediyorum artık yüzümü dahi görmek istemiyorlar. Seni ziyarete geldiğini işittim. Doğrudur hünkârım. Kendileriyle biraz sohbet ettik. Anlaşılan bu ziyaretten pek memnun değilsin. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize düşman olmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Kin gütmeyin. Ey Allah kulları kardeş olun demiş Peygamber Efendimiz. Kendilerine bunları hatırlattım. İnşallah bu hadiseyi bir husumete çevirmezler hünkârım. Sen doğru bildiğin yoldan şaşma Hoca Çelebi. Sana husumet eden karşısında benim var. Güzeller güzeli sultanım iyi misin? Bizi çok korkuttun. Bilhassa da Rüstem Paşa'yı. Bir hayli endişelendi senin için. Sultanım. Üzülme ne olur. İyiyim. Şükürler olsun ki gözlerinizi açtınız. Dünyalar benim oldu. Rabbim sizi korusun. Paşam nasıl, iyi mi? Merak etme, iyi.
Hekimler ilaç verdi, uyuyor. Birkaç güne iyice toparlar dediler. Allah'ım esirgesin. Hadi sen git istirahat et, ben buradayım. Evladım sabah sağlam ayağa kalkmadan ben nasıl uyurum Süleyman? Aklına türlü fenalık geliyor insana. Daha Mehmet'imi yasın tutarken. Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbime her gün dua ediyorum. Eğer birinin canı alacaksa ailemden benimkini alsın. Evlatlarım da sınamasın beni. Gel. Hünkârım, rahatsız etmek istemezdim. Lakin merak içindeyim. Nasıl oldu Mihrimah? Mihrimah iyi, uyuyor. Kem gözlerden, nazardan sakınsın Rabbim. Durup dururken nereden çıktı bu? Kurşun mu döktürsek acaba? Hey Allah'ım. Rüstem Paşa da hünkârımızın emanetine böyle mi bakıyor? Sen nasılsın Hürrem? Gördüğünüz gibiyim Sultan. Sen de daha fazla üzülme artık. Merak etme. Güzel yeğenim iyileşecek. Rahatsızsın zaten. Dinlen biraz. Maazallah vücudun iyice zayıf düşmesin. Büyük geçmiş olsun hünkârım. Bir Mihrimah, bir Nazenin. Şükürler olsun ikisi de düzeldi. Nazenin'in nesi vardı? Dün gece midesi bulanmış epey. Gebelikte olur böyle şeyler. Karnındaki Sabiha'ya bir şey olacak diye öyle korktum ki. Neyse ki şifalı otlarla turp gibi oldu maşallah. Ne kadar yüce gönüllüsünüz böyle sultanım. Haremde herkesin yüzü gülüyor sayenizde. Benim sayemde değil. Doğacak olan şehzade yüzümüzü güldürecek inşallah. Bolluk bereket getirecek hanemize. Ben saraya dönüyorum. Sen de benimle gel Fatma. Hürrem vaziyette bir değişiklik olursa haber edersin. Hünkârım. Rüstem Paşa, demek buradasın. Ben de seni her şeye gittin zannediyordum. Mihrimah Sultanımız bu haldeyken bırakamadım sultanım. Hala. Mihrimah ayağa kalktığı vakit yola revan olursun. Devlet işi beklemez. Büyük geçmiş olsun hünkârım. Bir Mihrimah, bir Nazenin. Şükürler olsun ikisi de düzeldi. Nazenin'in nesi vardı? Dün gece midesi bulanmış epey. Gebelikte olur böyle şeyler. Karnındaki Sabiha'ya bir şey olacak diye öyle korktum ki. Neyse ki şifalı otlarla turp gibi oldu maşallah. Ne kadar yüce gönüllüsünüz böyle sultanım. Haremde herkesin yüzü gülüyor sayenizde. Benim sayemde değil. Doğacak olan şehzade yüzümüzü güldürecek inşallah. Bolluk bereket getirecek hanemize. Ben saraya dönüyorum. Sen de benimle gel Fatma. Hürrem vaziyette bir değişiklik olursa haber edersin. Gel. Hünkârım, Antakya Sancak Bey Mustafa Paşa geldiler. Hünkârım. Fatma, Hürrem bana olanları anlattı. Paşa ile aranızdaki sıkıntıyı inşallah fazla uzatmadan halledersiniz. Seni mutlu görmek isterim. Al içeri. Hünkârım.
Hünkârım, sizinle Mustafa Paşa ile alakalı konuşmak istedim. Gel, otur şöyle. Fatma'm, benim güzel kardeşim. Ben sana böyle emrivaki yapmak istemezdim. Lakin Hürrem bana hayli üzgün olduğunu ve Paşa ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyledi. Ancak gururun mani oluyormuş buna. Allah Hürrem'den razı olsun. Pek yüce gönüllü. Bir incirin tek bir çekirdeğini dahi doldurmayacak sebeplerden yıkıp dökmeye, uzak durmaya, hasret kalmaya ne lüzum var? Madem sen de içten içe Paşa'ya karşı muhabbet hissedersin, o vakit ben de sana müsaade. Ben de bu sebeple gelmiştim zaten. Eğer siz de münasip görürseniz Mustafa Paşa'ya geri dönmek, tekrar evlenmek isterim. Münasiptir elbet. Hayırlara vesile olsun inşallah.